Canım Anne kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte sofralara çok yakışacak bir tarif deneyeceğiz. Nezaket kebabı. Bunun için gerekli malzemelerimiz 1 kilo kuzu dana karışık kıymamız, 1 su bardağı galeta unumuz, 2 rendelenmiş soğanımız, 3 diş rendelenmiş sarımsağımız, 2 yumurta, tuz, kimyon ve dilediğimiz baharatları ilave edebiliriz. Şimdi yapımına başlayalım. Arkadaşlar yapacağımız bu tarifte ilk başta köftemizi güzel bir şekilde yoğurup rulo haline getireceğiz. Daha sonra yapacağımız kalınlığa göre 3 veya 4 adet yufka kullanacağız. Yufkalarımızın içerisine güzelce sardırıyoruz. Daha sonra yaklaşık 3-4 dilim halinde dilimleyip borcamla servis edeceğiz. Evet arkadaşlar, köftemizi yoğurduktan sonra ve 4 eşit parçaya böldükten sonra nezaket kebabımızın yapımına geçiyoruz. Bunun için bir tane yufkamızı seviyoruz tezgaha. Tezgahım dar olduğu için yarımını serdim. Bu ara katını yağlıyoruz tamamen. Ara katımıza yağ sürdükten sonra arkadaşlar yufkamızı düzeltiyoruz ve arasına 4 eşit parçaya bölmüş olduğumuz kıymanın bir tanesini rulo haline getirip sereceğiz. Kenarlarını biraz kıvırıyoruz. Şimdi 4 eşit parçadan bir tanesini alıyorum ve rulo halinde olacak şekilde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere eşit bir şekilde yufkamızın kenarına koyduk. Şimdi çok dikkatli bir şekilde hafif sıkı sararak rulo yapıyoruz. Yufkamız yağlı arkadaşlar. Borcamızı, tepsimizi de yağladık. Kıymamız da yağlı. Dediğim gibi dana kuzu karışık kıyma olması gerekiyor. Rulomuz hazır arkadaşlar. Şimdi yapmış olduğumuz nezaket kebabımızı yaklaşık 3 parmak kalınlığında kesiyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi borcamı alıyoruz arkadaşlar. İlk yufkamızı sıraladık arkadaşlar. Şimdi sırada diğer yufkalarımız var. Onları da aynı şekilde rulo yaptıktan ve kestikten sonra fırına vereceğiz ve daha sonra sosunu yapacağız. Nezaket kebabımız tepside hazır. Üzerini fırçayla yağladıktan sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar, üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Yalnız herkesin fırını farklı olduğu için lütfen fırın ayarınızı kontrol edin. Çok fazla kızarmasın. Çok güzel görünüyor. Sunumu çok harika. Tadı çok enfes. Özellikle dana ve kuzu karışımı bir kıyma kullandığımız için lezzetine daha çok lezzet verdi. Nezaket kebabımızı fırına koyduktan sonra arkadaşlar üzerinin sosunu yapacağız hep birlikte. Yağladığımıza göre fırına verelim. Fırına verdikten sonra şimdi sosumuzun yapımına geçiyoruz. Bunun için biraz tenceremize ya da tavamıza sıvı yağ alıyoruz. Sosumuz için 4 adet doğranmış yeşil biber, 1 su bardağı domates sosu, 1 su bardağı ılık su, 3 diş rendelenmiş sarımsak, tuz ve karabiber ilave edeceğiz. İlk başta yağda biberlerimizi kavuruyoruz. Bir su bardağı ılık suyumuzu da ilave ettikten sonra kapağını kapatıp sos haline gelene kadar biraz kendi halinde kaynamasını bekleyeceğiz. Gerekirse yarım su bardağı ılık su da ilave edebiliriz. Nezaket kebabımızın son aşamasına geldi. Sosumuzu ilave ediyoruz. Çok harika oldu arkadaşlar. Sosunun kokusu bile mükemmel. Yani şu anda halen sesini duyabiliyorum ben. Bilmiyorum size de gelebiliyor mu ama. Çok harika. Çıtır çıtır sesler geliyor. Servis ederken yoğurtla birlikte servis etmeniz daha uygundur arkadaşlar. Tabaklara önce servisi alalım. Daha sonra nezaket kebaplarımızdan ikişer üçer tane koyup üzerine de maydanoz dökebilirsiniz. Ama ben şu anda borcamda servisini sunacağım için maydanoz üzerine dökeceğim. Nezaket kebabımız servise hazır. Afiyet olsun.